Canlarım günaydınlar. Tamam bebeğim dur. Kahve yaptım kendime. Kahve içtim. Daha içemedim tamamen. Dün biliyorsunuz balkonun perdelerini çok güzel çamaşır suyuna ıslamıştım. Güzel olmamış kızlar. Bir posta suyunu döktüm. Bir daha ısladım. Sabaha kadar beklettim. Anneciğim oynama onu bir tane. Makinede yıkadım. Onları yıkarken de mutfak perdemi de attım. Yıkadım kızlar. Tertemiz oldu. Mis gibi kokuyorlar. Perdelerimi de göstereyim. Böyle yıkadım. Balkon perdelerimi. Şuradaki leke çıkmıyor kızlar. Ne yaparsam yapayım. Ne lekesi bilmiyorum çıkmıyor. Böyle astım kızlar. Balkonum falan evlerim temiz. Kızlar et çıkardım. Şöyle et çıkardım. Şimdi pazara gideceğiz. Pazardan patlıcan da alacağım. Karnıyarık yapacağım kızlar. Aslında kuşbaşı etli yapmayı düşünüyorum ama eşim o şekilde yemiyor. O eti robottan kıyma çekeceğim. Kıyma haline getirip öyle yapacağım. Evet, ne diyeceğim ben size? Dün akşam oturduk, düşündük, konuştuk eşimle. Bu masaüstü bilgisayarı kullanmıyoruz kızlar biz. Zaten sıfır görünümde bir şey zaten. Ne hiçbir arızası yok. Görünüşümde de hiçbir çiziği dahi yok. Bunu Letgo'da satmaya karar verdik. Bunu satacağız. Ondan sonra peşinat olarak Evkur hesabımız var. Evkur'a vereceğiz. Yarısını da taksite bağlatıp bir tane laptop almayı düşünüyoruz. Çünkü bana laptop şart kızlar. Bunu kullanmıyoruz zaten böyle. Hem yer kaplıyor hem kullanmıyoruz. Ona karar verdik. Onu söyleyeyim dedim. Şimdi biz hemen oğlumu kıyafetlerini giydireyim. Dışarıda da böyle yağmur indi inecek gibi. Hemen gidip geleceğim. Çok oyalanmayacağım kızlar pazarda. Alacaklarımı alacağım ve geleceğim. Yaprak almayı düşünüyordum. Bulabilirsem alacağım. Güzel bulamazsam haftaya alacağım. Değil mi bebeğim? Hemen Çınar Yusuf'un üzerine giydireyim şimdi. Benim de üzerim böyle. Ne giydirelim oğlum sana? Şunu giydirelim. Bunu giydirelim çünkü diğerleri yıkanacak anneciğim. Bir tane bu kalmış. Uzun kolların çoğunu kaldırdım çınarın. Hep kısa kolları bıraktım ama işte hava biraz serin gibi. Altına da anneciğim pantolonunu giydirelim şöyle. Çorapların temiz değil mi? Çorapların temiz. İç çamaşırını da sabah değiştirmiştim. Ben de hemen kıyafetlerimi hazırlayayım kızlar. Şöyle geliyorum. Banyomu da yıkadım tertemiz. Suyunu biz gelene kadar ya da kurularım. Tertemiz yıkadım kızlar şu ben de. Klozet takımını sererim. Şaştım kaldım. Bakın dolabın kapağını zaten açık unutmuşum. Ben de ne giyeceğim kızlar? Şunu giyeceğim. Şöyle spor olarak. Ya da bunu giymesem mi? Ne giysem? Ben biraz kalın giyeyim, değil mi? Şuradan açalım. Bebeğim elin sıkışabilir Çınarcığım. Sen beni içeride beklersen aşkım. Evet. Biz de uzun kolları kışlıkları hep kaldırdık ama ben şuraya bir kısmını katlayıp koydum kızlar. İyi ki de katlayıp koymuşum. Şunu giyeceğim ben de. Altıma da pantolonum gibi bir tane çorap çıkarayım. Şuradan bir saniye. Bunlar benim yazlık. Bu babet çoraplarından kızlar. İçinde bayağı bir var yani dünya kadar çeşit var. İki tane kartona böyle şu şekilde koydum hepsini geçirip geçirip bayağı var içlerinde. Dağınık durmasın diye küçük olduğu için bu çoraplar kayboluveriyor tekleri. Şöyle bir adet de babet çorabı çıkarayım. Şunları çorap hurcum bu da benim kızlar. Burası eşimin bölümü. Böyle böyle. Bir de pantolon çıkaracağım kendime. Bir saniye. Ne giyeyim? Şu pantolonumu da giyeyim kızlar yeşil. Şöyle bir kapatalım. Bir saniye. Evet, geldikten sonra da pazar eşyalarını falan yerleştiririm. Burada da beyaz çamaşırlarım asılı canlarım böyle astım beyaz çamaşırlarıma kurudu sayılırlar. Geldiğim zaman da onları toparlayacağım. Giyinelim. Çantamızı, pılımızı, pırtımızı alalım. Biz pazara gidip gelelim. Pazardan gelince pardon hemen bir Çınar Yusuf'u uyuturum. Ondan sonra pazar eşyalarını falan yerleştirmeyi düşünüyorum.
Bu arada şu halıları da satmaya düşünüyorum Letgo'da. Artık nefret ettim kızlar. Şagi kullanamıyorum. İstemiyorum yani. Buraya ben böyle boydan boya tüm bir şekilde. Bu ince kaymazlar var ya, üstleri tüylü hafif renkli. O halıdan almayı düşünüyorum uygun fiyatta. Bunları da satarsa satılmayı düşünüyorum. Satılmazsa da Letgo'da yapacak bir şey yok yani. Öyle canlarım. Çınarcığım gel anneciğim, üzerine giydireyim senin. Şu kahvemden büyüdüm, daha alayım ya, içemedim kahvemi. Keşke. Neyse. Efendim bebeğim. Kızlar şimdilik kapatıyorum. Ben pazarda video çekemiyorum. Niye çekemiyorum? Çünkü bir elimde bebek arabası var. Çınar'ı bebek arabasıyla götürüyorum. Yürüyerek götürmüyorum çünkü onu takip edemem kalabalıkta. Hem de aldığım eşyaları bebek arabasına asıyorum böyle. Onun içine altın üstüne falan koyuyorum. O yüzden kamera çekemiyorum bebek arabası sürerken. Bir gün denk gelir de eşimle gidersem pazara, ki geleceğini zannetmiyorum. Ya da annem falan buradayken onunla birlikte gideriz pazara. O zamanlar çekebilirim ama şu an için çekemiyorum kızlar pazar videosu. Anca aldıklarımı çekerim. Çok da bir şey almayı düşünmüyorum. Bakalım. Çınar Bey'in keyfine bakın. Ne yapıyorsun orada sen? Aşk. 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 Ablalara merhaba de. Öpücük at. Sizi çok seviyorum de. Onlar da seni çok seviyorlar. Tosuncuğum. Kızlar şimdilik görüşürüz. Evet kızlar. Pazardan geldim. Yani hava böyle yağmurlu gibi diye üstüme kazak türü bir şey giymiştim. Piştim kızlar. Millet askılıyla, elbiseyle, mini eteklerle geziyor, şortlarla geziyor. Piştim yani. Evet yağmur yağdı ama hava şiddetli derecede sıcak. İlk başta onu söyleyeyim dedim. Pişman oldum. Pazardan geldim kızlar. Çok bir şey almadım, almayacağım dedim ama yine de aldım. Çünkü domates ucuzlamış kızlar. Domates 5 lira ve 3 liraya düşmüş. Şöyle domates aldım kızlar. Şöyle bakar mısınız? Bence güzel. 3 liradan aldım kızlar. 2 kilo domates aldım. 3 lira var mıydı? 3 lira, 2,5, 2 miydi? Vallahi bilmiyorum ya işte. Böyle 2 kilo domates aldım. Yani 6 lira para verdim. Bunu 3 liradan alıyor, doğru ya. Şurada son anda pazardan çıkarken kızlar sarımsak gördüm. 1 liraydı. Şöyle bence gayet de güzel dolu dolu taze sarımsak yemeklere kullanmak için sarımsak aldım kızlar 1 liradan. Fiyatlarını hatırladıklarımı söylüyorum. Hatırlamadıklarımı es geçeceğim. Herhalde hatırlarım hepsini. Zaten genelde de hep aynı oluyor. Şunu açamadım. Evet. Tırnaklar uzun olmayınca açılmıyor poşetler. Bu arada saat de 3 olmuş yani 3.30'a gelmiş. Çınar Spor bu saatten sonra öğlen uykusuna yatıramam. Oraya gideyim, buraya gezeyim derken pazarın içinde kayboldum, kaldım, çıkışı bulamadım kızlar. Geç oldu saat, erken gelecektim aslında. Şöyle minnak minnak, yani şöyle minnaklardan da koydum içine de. Şu şekilde kızlar kabak aldım. Hani kızartmalık olur, ne bileyim yemeğini falan yaparım. Şöyle gösterdiklerimi şuraya koyayım. Kızlar yaprak aldım 2 kilo. Her yerde 7 liraydı. 10 liraydı yaprak. Üst komşum almış geçen hafta bu yaprakçıdan. Çok memnun kalmış. Onunla karşılaştım. Baktım yaprak oluyor. Dedim abla iyi mi? Evet ablacığım geçen hafta da ben oradan aldım dedi. Çok memnunum. Al dedi. Hiç şaşma 10 kilo al yani dedi. Tabii 10 kilo yaprağı ben ne yapayım? 2 kilo yaprak aldım kızlar. Şu an ağzı çok sıkı sıkı bağlı. Bunları kışlık basacağım. Maydanozları kadın bana zorla sattı. Yani zorla poşete tuttu, elimi tutturdu yani koyup. Maydanozları beğenmedim kızlar. Tamam ucuz 3 tanesi 1 lira ama böyle sönmüştü. Kadın dedi ki işte dedi sönmüş ama dedi ben hiç ıslamıyorum. O ıslayanlar dedi canlı duruyor. Islamadığım için böyle duruyor dedi. Çok güzel. Görünümde çok güzel kızlar ama sönük gibi duruyorlar. Kadın zorla bunu sattı bana. Neyse artık yapacak bir şey yok. 3 tane maydanozu ben ne yapayım ya? Maydanozu çok tüketmiyoruz. Bari kaynatayım da suyunu içeyim. Ay. Kızlar patlıcan aldım. Kendim ellerimle seçe seçe aldım.
Şöyle güzel. Şöyle kenardan göstereyim. Şu şekilde patlıcan aldım kızlar. Ne çok büyük ne küçük, ne çok küçük. Karnıyarık yapacağım biliyorsunuz. Evet. Pazarımızın gülü fasulye. Fasulye sezonunu açmış bulunmaktayım ben. Bugünden itibaren. Çünkü kilosu 2 liraydı kızlar fasulyenin. Şu şekilde göstereyim. Gerçekten kadın çat çat kırdı yani. Güzel yani fasulye. Bugün karnıyarık yapacağım. Yarına da büyük ihtimal artık karnıyarık kalırsa yarına kalır herhalde ya. Fazla yapalım biraz. Kıymaya göre, kıymaya bağlı. Çünkü çözdürdüm artık tekrar masamıza atamam. Burada ne var? Kızlar hepsini sıkı sıkı bağlamışım. Böyle hiç hijyenik olmayacak ama dişimle açtım. Çünkü tırnağım yok. Bu sefer küçük salatalık almadım kızlar. Herkes deli gibi bu salatalıklardan alıyorlardı. Böyle çatır çatır vallahi. Adam da kesmiş orada ikram ediyordu. 2 kilo salatalık aldım kızlar. Salatalıklar güzel. 1 liraydı kilosu bunun da. Şöyle şurada bizim evin yanında manavdan da birazcık patates aldım. Evdeki patatesi ek olarak kızlar. Bunun da kilosu 1.700'müş yani ne alakaya malzemezse 1.700 dedi. Yani 2 yap, 1.5 yap, 1 yap. Abi yani 1.700 ne? Şu semizotunu da kızlar aldım. Şu şekilde hoşuma gitti. 1.5 liradan bunu aldım. Pazarın girişinde adam zorla sattı. Yani al abla, al abla, şaşmazsın abla. Sonra pazarın içine bir girdim. Daha güzelleri 1 liraydı. Neyse helal hoş olsun. Yapacak bir şey yok. Nasibimiz, paramız o adama gidecekmiş. Kızlar eriğin kilosu 5 liraydı. Yarım kilo erik aldım. Yarım kilo erikten kala kala eve bu kaldı. Çınar Yusuf sağ olsun hepsini yedi. 3-4 tane de ben attım ağzıma. Burada ne var? Benim olmazsa olmazım 2 tane şöyle kızlar roka aldım. Çok seviyorum ben rokayı. Ve çilek aldım. Her zamanki gibi Çınar Yusuf çilek delisi. Çok seviyor. Şöyle göstereyim. Çilek aldım kızlar. Çileklerim de yerli. Yerli çilek aldım. Düşme. Sen git buradan. Seni şöyle koyayım. Yerli kızlar çilekler. Böyle kocaman kocaman çilekler vardı. 4 liraya 5. Dur anneciğim yıkayıp ben sana vereyim bebeğim. Dur. 4 liraya 5 liraya kızlar. Çilekler vardı. Ama ben böyle yerli çilek almayı tercih ettim. Çünkü gözüme daha güzel göründü. Sanki böyle daha tatlılarmış gibi geldi bana. Hemen şurada 2-3 tane birazcık Çınar Yusuf'a ayıklayayım. Bakın işte bu ne kadar çok güzel biliyor musunuz? Ağzından aldım. Tamam anneciğim. Kızlar Çınar Yusuf'u lavaboya götürdüm. Ona birazcık böyle çilek ayıkladım. Yıkadım. Tabağıma koyayım. Bizim zilimiz değil anneciğim o. Diğer çilekleri de kızlar. Hiç ellemedim, yıkamadım. Şu şekilde koydum. Altına da küçük tepsimi koydum. Bunu dolaba koyacağım. Ben şu pazar eşyalarını falan yerleştireyim. Kızlar yerlerine koyacağım. Etim de bu arada çok güzel çözülmüş. Bunu da kıyma haline getireceğim. Çekeceğim bakalım inşallah. Güzel olur. Robotta hiç daha önce çekmedim kendi robotumda. Şunları da dediğim gibi koyacağım. Ben şuraları bir halledeyim. Ondan sonra yemek yapmaya geçeceğim kızlar. Kızlar patlıcanlarımı böyle alacalı bereceli soydum. Tuzu suyun içine koydum. Biraz böyle beklesin. Şöyle 3 tane de büyük boy patlıcanım kaldı. Bunlara bence gerek yok. O kadar yeterli diye düşünüyorum ben. İç harç zaten anca yeter. Neyse ben şunları bir çekeyim bakalım. Şunları. Evet canlar kızartma tencereme bayağı bolca şöyle göstereyim. Bolca bir yağ koydum kızlar. Bunu kızdıracağım. Patlıcanlarımı da suyun içinden çıkardım. İyice kuruladım kızlar patlamasın diye yağ. Böyle 4 adet bu boyutlarda patlıcan kullanacağım. Önce şunları bir kızartayım bakalım yağ kızsın. Bu arada çok güzel çekti robotumda.
Şöyle kıyma çektim. Tabii kıyma makinesi değil, robotta çekilmiş. Ama olsun, bence gayet güzel oldu. Şimdi kavuracağım onu. İçine soğan katacağım, baharat katacağım. Güzel bir şey olacak. Maydanoz falan da katmayı düşünüyorum. Bakalım. Kızlar, daha yağım kızmadı. Ben o arada boş durmayayım dedim. Şöyle iki tane soğan temizledim. Bunu yıkadım bu arada, tertemiz. Şöyle bir açalım. Şunu şuraya bir alalım. İki tane soğan. De dur şuraya toplamama. Pazardan aldım, sarımsaklardan alacağım. Bakalım nasıl olmuş sarımsaklar. Sarımsak, sarımsak, sarım, sarım, sarımsak. Bir de çıkarabilsem sarımsakları. Evet. Kızlar, patlıcanlar kızarıyor. Şöyle kapağının suyunu ıslarım da patlamasın diye. Bir tanesi kaldı. Bunu en son kızartacağım. Sığmadı. Ya sıkıştırmak istemedim daha doğrusu. Böyle ağzını açsam daha iyi olmaz. Ay, yandım. Yanana görür Allah, 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 Allah görür inşallah. Şöyle çevir, çevir. Bakalım kızartsınlar. Ben soğanları doğrayacağım. Kızarırken. Şurada hatta mutfak karanlık gibi oldu ya. Kızlar, teyzem aramış. Devam edemedim. Onunla konuştum. Patlıcanlarım falan kızardı. Böyle havlu kağıdının üstüne aldım. Şunu şuraya koyayım. İçi de hazırladım kızlar. Kıymama, kuru soğan, maydanoz, biraz biber salçası kattım şu an. İyice kavurdum zaten kıymayı falan da. Son olarak şunları katacağım. Hemen bir tane domatesi şöyle kabuğunu soyacağım. Lezzet versin diye. Bir tane de. Normalde ben hiçbir şey domatesin kabuğunu soyarak kullanmıyorum ama bunu soyayım dedim. Parlıyor mu bilmiyorum da. Şöyle acele ediyorum biraz. Telefon konuştuğum için geç kaldım. Ay ay. Bu arada bugün kandil kızlar. Hepinizin kandili mübarek olsun. Hayırlı kandiller diliyorum. Unutmadan söyleyeyim. Geçen gün unutmuştum. Bundan önceki geçtiğimiz kandilde kandilimizi kutlamayı unutmuştum. Gerçi resim koymuştum videonun sonuna, son anda eklemiştim. Ama canlı canlı kutlamak daha iyi. Şimdi kızlar, tuz atacağım buna. Tuzunu da atayım. Sizi şöyle alayım. Buradan çok terliyor sanki. Şöyle alayım. İki yemek kaşığı biber salçası kattım. Bir tane domates doğradım. Hatta birazcık da ben domates salçası atayım. Kaşığı şunun içine atmıştım. Çok az da domates salçası attım. Canlar, acele ediyorum. Çünkü hemen bir an önce içlerini doldurup fırına vermek istiyorum. İçine de çok az zeytinyağı kattım kızlar. Kıyma zaten yağlı. Çok yağlı değildi ama yine de yağlıydı.
Patlıcanlar da yağda kızardı. Çok fazla yağlı olsun istemiyorum. Birazcık zeytinyağı kattım içerisine. Bu iç de bayağı bir çok oldu. Artarsa artık not dozu atarım. Ne yapayım, yapacak bir şey yok. Kavuruyorum güzel bir şekilde. Pazar yordu beni ya. Yarın ne yapacağımı düşünüyorum da. Yarın büyük ihtimal mutfak dolaplarının içlerini sileceğim. Keşke tripodum olsa ya. Alacağım kızlar bu arada. Tripoda baktım. İnternet falan araştırdım. Ama benim istediğim tripodu bulamadım. Benim istediğim şöyle ayakta yerde de durabilen, boyutu kısalabilen ve uzayabilen tripodları istiyorum. İnternette baktıklarım böyle hani normal masaüstü tripodlardan. Fiyatları da 30-40 lira. Benim istediklerim sanırım biraz daha pahalı. Bilmiyorum kızlar. Alabilirsem o istediğimden almayı düşünüyorum. Biraz daha sabredeyim, bekleyeyim diyorum. Yani daha yeni başladık. Yapacak bir şey yok. Hemen her şey olacak diye bir şey yok. Ben evet hemen her şey istediğim bir şey olsun istiyorum ama maddi durum söz konusu olunca olmuyor işte. Kuru soğan, sarımsak, maydanoz, kıyma, biraz zeytinyağı, domates salçası, biber salçası ve bir domates kattım kızlar. Tekrardan söyleyeyim iç harcına. Siz isteğinize göre yapabilirsiniz. Biraz şimdi ben baharat katacağım. Çok az nane katacağım. Biraz karabiber. Çok az deviriyorum kızlar. Kıymanın lezzeti, tadı çok değişsin istemiyorum. Birazcık da kekik. Bu arada kekik köyden gelme kızlar. Dağ kekiği. Böyle saplı, köklü gelmişti. Bunları ben kendim ayıkladım, çektim. Rondodan. Ay, belim ağrıyor kızlar. Pazarda dediğim gibi yorulmuşum. Çınarın sesi kesildi. Ben bir çınara bakıp geleyim. Oynuyor kızlar içeride. Korktum bir an sesi gelmeyince. Hemen ucundan bucağından tadına bakacağım ben. Tadı tuzu. Mükemmel. Şimdi sizi şöyle bir alayım. Canlar. Efendim kuzucuklarım benim. Bir saniye. Patlıcanlar. Borcama koyayım değil mi ya? Evet, borcam çıkarayım. Çok uzamasın video, durduracağım. Bir borcam ayarladım kendime. Size de ayarlayayım şöyle. İçlerini açıyorum, açtırıyorum. İç harcımdan içlerine dolduracağım. Karnı yarık. Şöyle. Alabildiğince koyuyorum. Şöyle. Zaten iç harç pişti. Patlıcanlar da kızardı. Birazcık fırınladıktan sonra işlem tamamdır demektir. Şöyle ortalarını, karnını yarıyoruz. Açıyoruz. Kandil mesajları geliyor da bir yandan. Evet. Bence çok lezzetli olacak.
Daha önce de yapmıştım ama biraz farklı yapmıştım kızlar. Üstüne kaşar peyniri falan rendelemiştim. Kuşbaşılı yapmıştım. Bu sefer eşimin sevdiği gibi kıymalı yaptım. Herkes seve seve yesin yani. Benim için çünkü fark etmiyor kıymalı veya etli olması. Ben her türlü yiyorum. Çünkü et sevdiğim için etin her türlüsünü seviyorum kızlar. Eşim sevinecek yani bunları böyle kıymalı gördüğünde. Evet. Şimdi sen gel bakalım. İnşallah bu borcuma sığar hepsi. Umuyorum ki sığar. Sığmazsa üzüleceğim. Çünkü tekrar başka bir borcama geçirmek zorunda kalacağım. Sıkıntı olacak. Güzel bir yemek ya kızlar. Karnıyarık yani. Ya da kıymalı olduğu için biz. Ben patlıcanı seviyorum zaten. Ve patlıcanla eti, kıymayı, köfteyi buluşturmayı çok seviyorum kızlar. Bence patlıcana et türü şeyler çok yakışıyor. Bence. Şöyle birazcık sıkıştıralım şunları. Hepsi sığsın. İki tane kaldı zaten. Herhalde gayet rahat sığar. Sen de gel bakalım buraya. Kızlar şunları bir doldurayım. Kızlar son görünümü şu şekilde. Birer dilim de domates koydum. Üzerlerine bir de biber koydum. En son da biber salçasıyla sos yaptım. Döktüm kızlar. Şimdi bunu fırına vereceğim. Kızlar yemeğim de pişti. Hazır. Şu şekilde göstereyim. Yani biberlerin ve domateslerin közlenmesi için koydum fırına. Ben de şuradaki kirli bulaşıkları bulaşık makinemi yerleştiriyorum. Onları yerleştirdikten sonra başka bir işim kalmadı kızlar. Fırını falan sileceğim. Ay fırın diyorum, aygazı sileceğim. Yağ içinde kaldı çünkü. Ondan sonra da eşimi bekleyeceğim. Eşimin gelmesine de daha bir saat var. Bunun yanına kızlar ne pirinç pilavı ne de bulgur pilavı yapmayacağım. Çünkü pirinç pilavını geçenlerde yedik. Yani ben yemiyorum zaten. Oğlum da pek yemiyor. Çınar Yusuf artık yemiyor son zamanlarda. Eşim isterse eğer geldiği zaman sorarım ya da biraz sonra ararım. İsterse ona göre biraz yaparım. İstemezse yapmayacağım. Çünkü kızlar dün koca bir leğen salata yapmıştım ve yenmedi. Şöyle bu kabın içi salata dolu, tuzlanmamış ve yağlanmamış. Şu an yeni doğramış gibi taptaze duruyor. O yüzden kızlar ay öldüm sen şuraya bir oturayım. Canlar. Salata var yanına bol kıyası. Yoğurt çıkarırım yanına. Bence yeterli olur bugünlük için. Pilav ziyan oluyor kızlar. Yesin iki tane eşim yer. Kesin yer yani. Bir tane de ben yemeyi düşünüyorum. İki tane yemeyeceğim kızlar. Bir tane yiyeceğim. Niye? Diyetten dolayı da değil de kızlar. Şeyden dolayı gerçekten canım istemiyor. Kokusundan yağ kokusu falan baydı biraz beni. Biraz da içinden yemiştim. Birkaç kaşık ağzıma salladım içinden. Ondan dolayı biraz böyle karnım doymuş gibi oldu sanki. Bir de erik falan yedim ya. Her neyse öyle. Pişti. Yemeğim hazır. Bulaşıkları yerleştiririm. Sonra balkona otururum. Eşimi beklerim. Aslında kahve içesim var. Dedim ya içten birkaç kaşık yiyince karnım doydu gibi oldu kızlar benim. Yani kahve içesim var. Ya da böyle çay. Ne güzel olur. İçmeyeceğim ama. Güzel bir tane yiyeceğim. Bu sefer gece karnım çok acıkabilir. Yemezsem. Zaten gündüzleri hiçbir şey yemiyorum artık. O moral bozukluğundan dolayı hiçbir şey yememiştim kızlar 2 gün boyunca. Ve dediğim gibi benim mide ona alıştı. Sabah kalkıyorum kahvaltı aklıma bile gelmiyor kızlar. Öğlenliğinde hiç acıkmıyorum. Mide 2 günde küsmüş benim. Gerçekten küsmüş. Pek de barışmaya da yani niyetim yok. Böyle de iyi. Hatta şeye çok şaşırıyordum. Ebru abla var ya onun da kanalı var.
O ne sabah kahvaltısı ne öğlen yemeği hiçbir şey yemiyor gündüz. Sadece kahve, çay, işte sıvı şeyler tüketiyor. Canım istemiyor diyor. Sadece akşam yemeği yiyor. Ben ona çok şaşırırdım. Ya Ebru abla nasıl acıkmıyor ki acaba? Ya bir insan nasıl acıkmaz gündüz yani? Hadi sabah iştahın yok, yemiyorsun. Öğlen nasıl acıkmıyorsun falan diye bir düşünürdüm. Kızlar mide alıştığı zaman, küstüğü zaman gerçekten böyle oluyormuş. Ben bu durumdan hoşnut değilim gerçekten ama kızlar insanın canı istemeyince hakikaten istemiyor ya. Kilolu dahi olsanız canınız istemeyince istemiyor. Yok 2 gün boyunca bu şekilde oldu, hiçbir şey yemedim. Akşam sadece bir kase çorba içmiştim işte o geçtiğimiz 2 günde. Sinirden, stresten. Ve artık istemiyor canım. Gerçekten istemiyor. Yoksa salak değilim. Hani bunu yapanlara da salak demiyorum tabii, kesinlikle böyle bir şey demiyorum. Bu bir alışkanlık ama bilerek kendimi aç bırakmıyorum kızlar. Canım istemiyor gerçekten, yemiyorum. Yemiyorum yani. Yemekle alakalı hiçbir şey canım istemiyor. Ne yemek, ne tatlı, ne herhangi bir şey yani. Şaşkınım. Demek ki mide 2 günde bir şeylere alışabiliyormuş yani. Her neyse çok uzattım bu muhabbeti. Öyle. Çınar, ablalara gözükmek ister misin? Şimdi Çınar Yusuf'un işi varmış. Kamyon taksi taşıyor balkona da. Kule kuruyor oraya. Beni rahat bırak diyor. Ergen. 3 yaş ergen. Anne sus diyor. Tamam anneciğim özür dilerim sustum. Canlarım. Bugünlük de bu kadar. Çınarcığım neredesin? Göremiyorum seni. Yapraklarımı da böyle tepsilere çıkardım kızlar poşetten. Çıkarttım. Tak diye telefon düştü. Her neyse kızlar bugünlük de bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın. Hoş kalın. Benimle kalın. Öpücük atıyor Çınar. Bir saniye. Bir daha at. İyi kalın. Mutlu kalın de. Mutlu kalın. Sizi seviyorum de. Seviyorum. Öpüyorum sizi de. Elinin tersini mi öpüyorsun? Dizini öptüm. Normal öpücük at. Kızlar, kendinize iyi bakın. Eğer videoma yeni rastladıysanız beğen butonuna basmayı ve abone olmayı sakın unutmayın. Instagram olayında da biraz daha birikelim. Ondan sonra canlı yayın yapacağım kızlar. Bye.